Sevgili futbol severler, hepinizin özlem duyduğu tarafsız futbol kanalı Gol TV ile karşınızdayız. Evet tarafsız diyorum çünkü burada dev bir ekibimiz olacak, dev bir yorumcu ekibi olacak ve bu dev yorumcu ekibi tarafsız yorumlar yapacak. Adaletin Yılmaz savunucusu olacak. Takımınız hakem hatalarına mı kurban gitti? Gol TV dik duruşuyla Takımınız aleyhine yapılan hakem hataları ve diğer hatalar takımınızın ligde ya da Avrupa'da e, herhangi bir haksızlığa uğradığı durumlarda Gol TV her zaman bu kulüplerin arkasında olacak. Evet dediğim gibi güçlü bir kadroyla birlikte karşınızda olacağız. İlk videoyu bugün çekip açılışı ben yapıyorum. Beni Foto Maç'tan, A-Spor'dan, Transfer TV Plus'tan hepiniz tanıyorsunuz ve Gol TV uzun çalışmalar sonunda dev bir ekiple birlikte yayın hayatına başlayacak ve sizin başucu kanalınız olacak. Başucu YouTube kanalınız olacak. Günlük yayınlar yapacağız. Dört büyükler başta olmak üzere Anadolu'nun, Anadolu kulüplerinin sesi olacağız. Onun dışında... Maçlardan sonra yine spor programları, güncel spor programları yapacağız yorumcu ekiplerimizle birlikte. Onun dışında günün yorumlarını yapacağız. Sıcağı sıcağına son dakika gelişmelerini yorumlayacağız. Dop dolu programlarla, dop dolu içeriklerle karşınızda olacağız. Evet, kaldığımız yerden devam edelim. Kulüplerde şu anda bir taraftan lig yarışı, diğer taraftan Avrupa'da, Kulüplerimizin işte başta Beşiktaş olmak üzere Şampiyonlar Ligi'nde, Fenerbahçe ve Galatasaray Avrupa Ligi'nde mücadelesini sürdürüyor. İkinci maçlara çıkacaklar. Onun dışında da e, ligde de e, şampiyonluk yarışında e, iddialı takımlar, dört büyükler yavaş yavaş yol almaya başladılar. Ama e, beklenmeyen kas sakatlıkları, darbeye bağlı sakatlıklar yoğun maç trafiğinde özellikle Beşiktaş'ta, Fenerbahçe'de hissediliyor. Trabzonspor'un Avrupa'sı yok. Onların şanssızlığı Roma gibi güçlü bir ekip karşılarına çıktı konferans liginde ve elendiler. Yollarına devam edemiyorlar. Galatasaray'da da rotasyon yapılıyor. Fatih Terim ister istemez Avrupa Ligi nedeniyle bu akşamki Kayseri maçına rotasyonlu bir kadroyla çıkacak. Bana göre riskli bir kadro ama Galatasaray son 3 maçta 7 puan kaybetti. Bu maçta kaybetmemesi gerekiyor. Galatasaray her ne kadar e, transferler yapsa son 3 yılın geleceğin 3 yılın kadrosunu kurmak için genç oyunculara yönelmiş olsa da Falcao'yu gönderdi. Cagne var. E, Halil Dervişoğlu var. Morutan gibi bir yıldızı aldılar ama onun da savunma yönünde sıkıntılar olduğu için e, Fatih Hoca onun da pişmesini istiyor. Mustafa Muhammed var ama 3 forvette Halil Dervişoğlu'nu bir köyüne koyarsak Cagne aslında sezona iyi başlamıştı. Ama onun da disiplin problemleri olduğu için Fatih Hoca onu çok düşünmüyor. Halil Derviş da yoğun maç trafiğinde epey yıprandı. Bütün bunları göz önüne aldığımızda aslında Fatih Terim'in kafasındaki forvet oyuncusu şu anda transfer edilmedi. Edilemedi. Ocak ayı içinde başta Galatasaray olmak üzere şampiyonluk yarışındaki dört büyükler bu konuda da Transfer çalışmalarına şimdiden başladılar. Zaten dört büyüklerde şöyle bir gelenek vardır. 365 gün hiç transfer bitmez. Transfer döneminin bittiği günün ertesinde yeni transfer çalışmalarına başlanır. Şimdi de Ocak ayındaki ara transfer dönemi için çalışmalar devam ediyor. Fatih Terim de, teknik direktör Fatih Terim de, uzun süredir izlediği bir golcü vardı scout ekibiyle birlikte. Bu golcünün üstün performansı... Ee, Galatasaray'ın yani Fatih Terim'in de iştahını kabarttı. Peki kim bu isim? İsviçre'nin eee Basel takımında oynayan Arthur Cabral. Evet, e, Galatasaray'ın istediği bir oyuncu ve oyuncu sezona müthiş bir giriş yaptı. Hem Avrupa kupalarında hem de ligde fırtına gibi esiyor ve Fatih Terim e, başkan Burak Elmas'la yaptığı görüşmede böyle işte böyle bir golcüye ihtiyacımız var diyerek bu oyuncuyu ne kadar istediğini yani Arthur Cabral'ı ne kadar istediğini bir anlamda ortaya koymuş oldu. Arthur Cabral Avrupa kupalarında bazel formasıyla 6 maçta geride kalan Avrupa kupalarında geride kalan 6 maçta 8 gol 4 asist yapıyor. Yine İsviçre liginde de oynadıkları 6 maçta 8 gol 2 asistle oynuyor şu ana kadar. Geleceğinin çok parlak olduğunu düşünüyor Fatih Terim bu transferi o yüzden de çok istiyor. E, zamanında yine Basel'de oynayan bir diğer oyuncu Çok ünlü bir oyuncu e, Muhammed Salah'ı da Fatih Terim çok istemişti e, O dönemlerde daha yıldızı parlamadan Basel'de oynarken Fatih Terim çok istemiş ama Oyuncuyu e, transfer etmeyi Galatasaray'a başaramamıştı e, Ve Salah sonraki dönemde dünyanın en iyi futbolcularından biri olmuştu e, Fatih Terim'e göre de Artur Kablan'ın da e, Tıpkı e, Muhammed Salah gibi çok potansiyeli var ve bu potansiyele yatırım yapmak istiyorlar. Galatasaray şimdiden Basel'le temas kurup bir şekilde oyuncuyu Ocak ayından önce bu transferi bitirmek istiyor. Çünkü oyuncunun bu performansı devam ederse Galatasaray'ın dışında yine yine major liglerin ve Avrupa'nın yetenek avcılarının bu oyuncu için devreye geleceği ve fiyatının yükseleceği düşünülüyor. O yüzden de Kabralı için e, Fatih Terim ve Galatasaray kolları sıvamış durumda. Yine Galatasaray'da bir isim daha var ama 2004 doğumlu bir oyuncu bu da. E, stili Burak Yılmaz'a benzediği için e, bu oyuncu isteniyor. E, bu oyuncuyu Fatih Terim 2019 yılında İngiltere ile Danimarka arasında U16 milli takımları arasında oynanan maçta izlemiş Fatih Terim. İsmi Muhammed Ali Çeho. Ve scout ekibinin listesini ekletiyor Fatihlerim Sarı Kırmızılar yani Galatasaray scout ekibi 2019 yılından beri bu oyuncuyu izliyorlar. Ee, ve Fransa Fildişi ve Fas Milli takımında da oynama hakkı olan e, bu da forvet arkası bir oyuncu. 10 numara pozisyonda oynayan bir oyuncu. Stilini Burak Yılmaz'a benzetmiş Fatihlerim 2004 doğumlu e, Muhammed Ali Çeho e, ve... 2004 doğumlu olmasına rağmen bu sezona sürpriz bir çıkışla başlamış oyuncu. Angers'te formasını giydiği Angers'te 4 maçta oynamış ve bir de gol atmış. Golden Boy listesine girmeyi de başarmış bu oyuncu. Çoğu gösterdiği bu gelişim nedeniyle Fatih Terim'in daha önce de izleyip beğendiği bir isimdi. Henüz 17 yaşında olmasına rağmen hızlı gelişim göstermesi Fatih Terim için transferde listenin baş sırasına yer almasını sağlamış bu oyuncunun. Yani Muhammed Ali Çeho da şu anda Galatasaray'ın listesinde ve Galatasaray'da bir yönetici, şu anda ismini açıklamak istemediğim bir yönetici, bu transferi bitirebilmek, nihayete eriştirmek için görüşmelerini sürdürüyor. Yani Galatasaray'dan şu andaki transfer gelişmeleri bunlar. Gol TV farkıyla bu iki transfer haberini sizinle paylaştım. Önümüzdeki günlerde bu transfer haberleri zaten benim verdiğim bu transfer haberi, Gol TV'de yer alan iki transfer haberi, gerek Artur Kabral gerek de Muhammed Ali Çeho, sosyal medyada internet sitelerinde, spor televizyonlarında diğer kanallarda da yer almaya başlayacak. Siz bu kanala abone olup Gol TV'yi İzlemeyi sürdüğünüz sürdürdüğünüz sürece e, haberi ilk öğrenmenin ayrıcalığını yaşayacaksınız çünkü bizim çok güçlü bir kadromuz var, çok güçlü e, transfer ağımız var. Yani dünyanın her tarafında transfer temsilci temsilcimiz var. Bunu bir defa söyleyelim. Güney Amerika'dan e, Afrikasına kadar, Amerikasına kadar, Avrupa'sına her yerden e, bize haber ulaşıyor ve sizleri bu haberlerle buluşturacağız ve dediğim gibi Gol TV'ye abone olmayı unutmayın. bu çektiğimiz videoları da beğenmeyi yani like atmayı unutmuyorsunuz. Yorum, eleştiri ve görüşlerinizi de tabii ki bekliyorum. Sevgili Galatasaraylılar, sevgili Gol TV izleyicileri. bunları da söyleyelim.